2017 yılında Ankara Emniyeti'nin düzenlediği bir operasyonda gözaltına alındım. 8 gün boyunca gözaltında tutulduktan sonra Ankara Emniyeti'nde alınan ifadelerimizden sonra savcılığa çıkartılmadan serbest bırakıldık. Emniyette öğrendiğimiz kadarıyla ifadelerimiz alınırken beraber gözaltına alındığımız kişilerce Ankara'da kanlı bir eylem planladığımız şüphesiyle, ihbarıyla alındığımız ve sonrasında soruşturmanın akıbeti konusunda herhangi bir bilgimiz olmadı ki ta ki 2023 yılının birinci ayında hakkımda hala soruşturmanın devam ettiği ama yıllardır herhangi bir işlemi yapılmadığı bilgisini alana kadar 2023 yılının ilk ayında Kars Kafkas Üniversitesi'ne memur olarak atamam gerçekleşti. Ama var olan güvenlik soruşturmasından dolayı hani hakkımda süren soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanmasını talep etmek için Ankara'da savcılıkla birebir yüz yüze görüşmelerimiz oldu. Ekstradan da farklı tarihlerde dilekçelerle bir müdahalemiz oldu, taleplerimiz oldu. Sonrasında hani ilk soruşturmanın başladığı evrede hani PKK adına eylem düzenlemekte alındığımız dosyadan sonrasında hakkında DHKPC propagandası yapıldığına dair iddianame hazırlandı. İddianamenin içeriğine baktığımızda 8 yıl öncesine dair bir sosyal medya hesabından paylaşımların yapıldığı görülüyor. Ki sosyal medya hesabının kendime ait olmadığını da ekstradan da ilk soruşturma aşamasında gözaltına alındığım dönemde yapılan ihbar gibi asılsız olduğunu biliyoruz. Ve hazırlanan emniyet tutanaklarında geçen hesaplar, geçen bilgiler üzerinden bunca yıl geçmesine rağmen herhangi bir iddianameye dönüşmemesi ve bugün atanmamın arifesinde bunun iddianameye dönüşüp atanmamın engel olunmasın istendiğini ki atanmam şu an durdurulmuş alındığımız kişilerle birlikte hiçbirimiz hakkında o ihbarla ilgili herhangi bir işlem yapılmadı sonrasında. Hiçbir iddianame hazırlanmadı. Ama sonrasında ki kendim edindiğim bilgiler kadarıyla aynı dosyadaki kişilerin de atanma durumları olmuş ve bu dosya soruşturma engel gösterilmiştir. Hani zaman aşımına bir ay iki ay kala ki bu dosyanın tekrardan canlandırılıp iddianameye dönüştürülüp kişi hakkında dava açılması hani Ankara Emniyeti'nin, Ankara Terörle Mücadele'nin esasında atanmamıza engel deliller ürettiğinin kanıtıdır aslında. Çünkü örgüt üyeliği, örgüt propagandası hakkında hani ellerinde net bir delil olsaydık 8 yıl beklenilmezdi diye düşünüyorum. Çünkü hazırlanan iddianamelerde de bilirkişi raporu yok. Hani bugün herhangi biri adına bir hesap da açılabilir, propaganda yapılabilir. Ama bu delil olarak sayılmaması gerekirken bugün benim hakkımda açılan davada delil olarak sayılıyor.